değerli ve artık kilit bir cümle kurmuştu Sayın Erdoğan. Dedi ki İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Yani İstanbul sanırım bu seçimlerde kendi siyasi gücünü... İstanbul'u kaybetme sendromu mu? Evet. Yani orada orada bir pres var ve bu presin de az önce siz de söylediniz. Yani siyasi hamlelerini çok iyi oynayan bir lider. Yani kaç tane seçim kazanmış tabii, şimdi. Tabii. Ustalık dönemindeki seçimine yani girecek. Yani Türkiye gibi krizlerle sarsılmış bir ülkeyi 21 yıl tek başına yönetmek. Evet. Yani kolay mı? Evet, inşallah olmaz ama Ekrem İmamoğlu'na dönük bir siyasi yasak geldiği takdirde diyelim ki en kötü şık simülasyon olarak söylemiş olayım ben. O zaman ne olacak? İstanbul'un geri kazanılması veya kayyum atanması muhtemelen Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin kendi tabanında bir tonik etkisi yaratacak diye düşünüyor olabilir. Yani benimkisi tabii bir varsayım yani tabii, sadece tabii. Bir şey. Aslında tarihte tekerrürden ibaret bildiğin gibi. Evet. Yani Sayın Erdoğan o mağduriyeti yaşadı. O mağduriyet onun yıldızını parlattı. Ve halk dedi ki işte 2001 krizi de bu partiler bizi krize sürüklediler. Biz onun yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı iyi bir şekilde yapan ve bunun karşılığında cezalandırılan Sayın Tayyip Erdoğan ve partisini iktidara getirelim dedi. Şimdi benzer bir mağduriyet Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı mağduriyet. Evet. Dolayısıyla bu cezalandırmalar onun yıldızını parlatacak ve Ekrem İmamoğlu eğer çok büyük bir hata yapmazsa geleceğin en önemli siyasi tabii. figürlerinden biri olacak. Öyle yani bu ne kadarlık bir vade içinde olur onu söyleyemem. Belki çok kısa bir vadede olur, belki orta vadede evet. olur. Ama muhakkak ki olacak kendisi büyük bir hata yapmazsa. Ben bu videoları seyrederken bir rüya görüyor gibi hissettim. Hem de güzel bir rüya görüyor gibi hissettim. Yani Türkiye ne güzel idare edilecek. Yolsuzluk, vurgunlar olmayacak. Hortumculuk olmayacak. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı çalınmayacak. Buna tevessül edenler şiddetle cezalandırılacak. Ve Türkiye özgür, insanların inançlarını, düşüncelerini özgürce yerine getirebildikleri her türlü düşüncenin kabul görmese bile rahatlıkla telaffuz edilebileceği, dünyanın da parmakla göstereceği ülkelerden biri olacağını düşünüyor insan. Ve sanki bugün bu olayları yaşamıyoruz da yani başka türlü bir şeye evrilmeyi insan arzuluyor. Bana güzelliklerin geçen, içinde olmayı istiyor insan. Bana geçen duyguyu söyleyeyim size. Şimdi burada aslında kendisine çok güvenen, yarışan ve yarışarak kazanan onun özgüveniyle kendisini mümkün mertebe her soruya da yani yanıt veren bir lider profili görüyoruz. Ama bugün Sayın Erdoğan'ın siyasi yaklaşımı şöyle, benden başka hiç kimse bu ülkeyi doğru yönetemez. Yani eksik yönetirler, yanlış yaparlar, ülkeye ihanet ederler, bir sürü yani böyle bir bakışı var şu anda Sayın Erdoğan'ın. Yani demokraside sandıktan çıkan başımızın üstüne diyen bir, siz de biliyorsunuz bir Sayın Erdoğan vardı. Hani her dönemde bunu söylüyordu. Ben şimdi insanların sokakta seçim güvenliğini konuşması, muhtemelen oralara geleceğiz tabii, tabii, diye düşünüyorum. Geleceğiz. İkinci bölümde geleceğiz aynen. oraya. Şimdi bir videomuz daha var. Onu da izleyelim. Akışınızı bozmayayım ben size. Yine bu videomuzda yolsuzluklarla ilgili olarak o süreçte Sayın Erdoğan'a yöneltilen bir takım iddiaların aslında varit olmadığını, gerçekçi olmadığını söylüyor. Ve Sayın Baykal'la, Deniz Baykal'la aralarında bir tartışma geçiyor. Onu bir izleyelim. Çok ilginç bir tartışma. Bakın ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ben teslim aldığım zaman işçinin maaşı ödenmiyordu. İSKİ'de maaşlar ödenmiyordu.
ve 2 milyar dolar borcu vardı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Ben böyle bir belediyeyi devraldım. Ve devraldıktan sonra İstanbul çöp dağları içerisinde biliyorsunuz, sular akmıyor, hava kirliliği almış başını gidiyor, böyle bir noktada ulaşım durma noktasına gelmiş. Ve böyle bir dönemde alınan bir belediye bu kadro ile beraber bu borçları ödemeye başlıyor. 2 milyar dolar borç 1 milyar dolara düşüyor. Yatırımlar dönemde 4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiriyoruz öz kaynaktan, krediyle değil. Ama benden önceki yönetim ki şu anda CHP'nin Sivas milletvekilidir Sayın Sözen, onlardan teslim aldım. Yaptıkları yatırımların %80'ini krediyle yaptılar. Ki bizim yatırımımızın boyutunda da değil. Ve bütün bunlara rağmen yine işçilerin maaşı ödenmiyordu, borçlanma devam ediyordu. Ve biz bütün bu borçları yarısını ödedik. Bunun yanında maaşlar ödenir hale geldi, müteahhitlerin hak edişleri ödenir hale geldi. Ve İstanbul'umuzun çehresi bizim dönemimizde çok ciddi bir değişim sürecine girdi. Ve girdiği içindir ki, bakın ikinci dönem aynı anlayış, aynı zihniyet İstanbul'da seçim kazandı. Şimdi bu ekip işte bu borçları %50 indiren ekiptir. Bu ekip 4 milyar dolar yatırımı gerçekleştiren ekiptir. Demek bu ekip üreten bir ekipti, tüketen ekip değildi. Şimdi ve bizim enteresan olan, ben genel başkan olduğum ana kadar bu tür davalar açılmadı bu arkadaşlarım hakkında. Genel başkan olduktan sonra benim hakkımda davalar açılınca bu arkadaşlardır tabii. Dolayısıyla onlarla da ilintiler kuruldu. İşte şirketlerin yönetim kurulları vesaire, bunlarla işler başladı. Ve arkadaşlarımızın hakkındaki bu davalar geliştirildi. Ve bunları tabii şu anda bir yargı süreci içerisindedir. Ben inanıyorum ki bu arkadaşlarımız tekrar yani ülkemizin hizmetinde olacaklardır. Ama suç sabit olduğu takdirde o zaman zaten mecliste inşallah beraber olacaklar. Ve o zaman da gereği neyse onun gereğini yapmaya aynen programımızda olduğu gibi hazırız. Yani siz yargılanan arkadaşlarınızın sizin siyaset yapmanızı engellemek amacıyla başlatılan bazı girişimlerin sonucu olarak açıldığını mı iddia ediyorsunuz? Genelde öyle. Evet, evet. Burada birazdan Deniz Bey girecek söze, diyecek ki o kadar değil. Aralarında yargılanması devam edenler, tutuklananlar, yurt dışına kaçanlar var diyecek. Aa, evet. Tayyip Bey de kim kaçtı söyler misiniz diye bir soru yöneltecek. Deniz Bey de bir isim telaffuz edecek. Tayyip Bey diyecek ki yanlış söylüyorsun. Neden? Deyince Deniz Baykal, Sayın Baykal'a o benim dönemimde çalışan birisi değildi ki diyecek. Şimdi orada da Sayın Deniz Baykal'a bir eleştiri getirelim. O bölümü iyi çalışmamış orada dersini. Hatırladım, iyi çalışmamıştı. Ben. Orada biraz gardı dağılır gibi oldu. Oysa doğalgaz sayaçlarının okunma ihalesiyle ilgili bir konu. Yanlış bir isim vermesi, milyonlarca insanın takip ettiği bir programda olmaması gereken bir durumdu. Onu da böylece eleştirelim.